Grafit. Grafit, dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla kullanılan ve günümüz teknolojisinin vazgeçilemeyen bir endüstri ham maddesi olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan önce 200-250 bin ton olan dünya üretiminin son senelerde 500 bin tona ulaşması, ülkemizin grafit ihtiyacının gittikçe bariz bir şekilde artması grafit ihtiyacının teknoloji gelişimiyle paralel olduğunu ortaya koymaktadır. Grafit, karbonun 3 ana allotropik şekillerinden biri olup, yatay tabakalar şeklinde oluşmuştur ve kullanım alanı hayli fazlacadır. Ülkemizde tenörü düşük birkaç grafit yatağı mevcut olup, her geçen gün bu yataklara değişik özelliklerde, farklı yataklarında eklendiği izlenmektedir. Son yıllarda bazı demir-çelik üretimi yapan fabrikalarımızın da önemli ihtiyaçlarından biri olan grafit elektrotlarının ithal edilmesi durumu, grafitin önemini daha da arttırmıştır. Bu potaların yerli ham maddeye dayandırılarak, üretimlerinin Türkiye'de de yapılabilmesi, gerek döviz kaybımızı önleme, gerekse demir ve çelik üretiminin zamana göre çok önemli olabileceği özelliğinden dolayı, bu üretim organlarını dışa bağımlı kalmaktan kurtarmamız açısından önemlidir. Ülkemizdeki grafit ihtiyacının karşılanabilmesi ve ilave potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için mevcut potansiyelin vakit geçirilmeksizin uygun bir teknoloji geliştirilmek suretiyle işletilmeye açılması zorunludur. Sektörün tanımı ve sınıflandırma. Grafit, gayet yumuşak, dokunumu yağsı ve ince levhalar halinde bükülme özelliğine sahip bir karbon mineralidir. Sertliği 1, yoğunluğu 2'dir. Rengi siyah ve gri, çizgi rengi kül renginde ve yağlıcadır. Doğada kristal, pul ve amorf diye tanımlanan şekilleri mevcut olup, en iyi formu kristal grafittir ve tenörü en yüksek olanıdır. Doğada daha ziyade metamorfik zonlarda şistler ve mermerlerle birlikte ve magmatik kayaçların yakınlarında bulunmakta ve daha ziyade rejyonal metamorfizma alanlarında daha geniş rezervlere ve yüksek tenörlere sahip olabilmektedirler. Grafitin doğadaki yatak şekilleri, fillon, damar, adese, bazen de dissemine şeklidir. Sadece Rusya'da cevherleşme, dayt şeklinde magmatik olarak teşekkül etmiştir. Üretim yapılan cevherlerin grafitleşme durumları daha ziyade X ışınları, reflektans ölçen fotomultipliyerli mikroskoplar ve HEOC oranlarının tespitiyle saptanabilmekte, tenörleri de, bunlardan olumlu rapor alınması durumunda, sabit karbon yüzdelerinin tespit edilmesiyle ortaya konabilmektedir. Numunenin grafit olup olmadığını saptamadan, sabit karbon yüzdesinin tespiti ve böylece yorumlara gitmek hatalıdır. Bugün işletilmekte olan gerçek grafitin yüzde reflektans değerleri %6,5 tan büyük olup, HEOC oranları da 0,15 tan küçüktür ve bu özellikte olan grafit yataklarının sabit karbon oranları da %1,5 ile %30 arasında değişmektedir. Tabii ki bunlardan daha yüksek tenöre sahip yataklar da mevcuttur. Özellikleri nedeniyle grafitin kullanım alanları çok geniştir. Yumuşaklığı nedeniyle kurşun kalem yapımı ve hareketli metal aksamlarının yağlanması işlemlerinde, ateşe ve asitlere karşı dayanıklığı nedeniyle de döküm ve refrakter sanayiinde, pota ve laboratuvar malzemeleri imalinde kullanılır. Siyah renkli ateşe dayanıklı boyalar da genellikle grafitten yapılır. İyi elektrik iletkenliği dolayısıyla elektrot, motor fırçaları, pil çubukları ve elektronik aletlerin imalinde kullanılmaktadır. Grafit ayrıca lastik, araba balataları, kibrit ve motor yağlarında katkı malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Türkiye'de grafiti ham olarak tüketen sanayi dalları kurşun kalem ve döküm sanayidir. Boya yapımcıları ve demir çelik fabrikaları ithal grafit ve ürünlerini kullanmaktadırlar. Döküm sanayiinde kullanılan grafitte %60-70 oranında sabit karbon istenilmektedir. Kurşun kalem sanayiinde ise bu oran %95'in üzerindedir. Grafit sentetik olarak da yapılabilmektedir. Petrol koku veya antrasit aglomeraları elektrik fırınlarında 4000 oktel ısıtılarak yapay grafit elde edilir.
Kalsine petrol kokunun karbon içeriğinin çok yüksek olması yüzünden döküm fabrikalarında kullanımı çok sık olmakta. Bu da ucuz olduğu için yerli grafit üretimini etkilemektedir. Bazen grafit yerine öğütülmüş kokta döküm yüzeyleri için kullanılmaktadır. Molibden disülfitlerde katı yağlayıcı vazifesi görebilmekte ama oksitleyici şartlara daha fazla duyarlılık göstermektedir. Tüketim. Doğal grafit tek başına veya diğer bazı malzemelerle belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirmek suretiyle çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Grafitin kullanılmasında sabit karbon veya kül içeriği yüzdesi, grafitin saflığını belirleyen ve buna bağlı olarak kullanım alanlarının saptanmasına yardımcı olan parametrelerdir. En saf grafitin daha ziyade elektrik bataryalarında, kuru pillerde, çelik sanayi ve elektrometalurji sanayiinde, elektrik cihazlarındaki elektrotlarda, kalem yapımında ve atomik grafit olarak reaktörlerde kullanılmasına karşın, daha az saflıkta olan grafitler dökümcülükte, demir-çelik, boyacılıkta, refraktör kaplamalarda ve fırınlarda refraktör macunları yapımında, grafitli gres yağlarında ve daha birçok alanda kullanılabilmektedir. Genellikle grafitin kullanım alanına göre şekli belirtilmez. Ancak pota gibi şekillendirilmiş refraktörlerin yapımında daha üstün özellikleri nedeniyle pul şeklindeki grafit türü, diğer tüketim alanlarında ise ekonomik nedenlerinden ötürü amorf yani küçük kristaller halinde oluştuğu kayaç içerisinde dissemine halde bulunan grafit tercih edilmektedir. Bugün birçok alanda doğal grafit, yapay grafit de yer değiştirebilmektedir. Bunun en önemli nedeni yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ve doğal grafite göre 2500 ok sıcaklıkta daha az sünme özelliğine sahip oluşudur. Yapay grafit en çok elektrot yapımında kullanılmakta, elektrotlar ise elektrik ve ergitme yapılan, hurda demiri de kullanabilen bazı demir-çelik fabrikalarında kullanılmaktadır. Elektrot artıklarından ise çeliğe karbon verici olarak faydalanılmaktadır. Bu nedenle elektrotlarda fiziksel özellikler yanında kimyasal olarak da belli sınırların üzerinde empürite istenmemektedir. Yapay grafit üretimi sırasında empürite kontrolü kolaydır. Bu nedenle yüksek derecede saf yapay grafit, demirin karbon oranını arttırmak gayesiyle de üretilmektedir. Tüketim alanları. Doğal grafit tek başına veya diğer bazı malzemelerle karıştırılıp, şekillendirilerek, sayılamayacak kadar çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Yağlayıcı olarak, elektrik sanayiinde, dökümcülükte, boyacılıkta, elektronik malzeme yapımında, izole tesislerinde, motorlarda, kurşun kalem yapımında ve daha birçok alanda grafitten yararlanır. En önemli kullanım alanı ise, çelik sanayi ve elektrometalurji sanayidir. Grafitin kullanım alanına göre, genellikle şekli belirtilmez. Ancak, pota gibi şekillendirilmiş refraktörlerin yapımında, daha üstün özellikleri nedeniyle pul şeklindeki grafit türü, diğer metalurji uygulamalarında ise daha ucuz olmasından dolayı amorf grafit tercih edilmektedir. Makine parçalarında yağlayıcı olarak. Kayganlığı, yumuşaklığı ve makine parçaları üzerinde uzun müddet yapışabilmesi özelliği nedeniyle makine yataklarında yağlama maddesi olarak kullanılabilir. Bu alan için kullanılabilecek grafitin çok saf olması, en az 95 grafitleşmiş karbon ve kuvars gibi sert mineralleri içermemesi gerekir. Bu alan için en uygun grafit türü, şüphesiz pul şeklinde olanıdır. Grafit 0,1 mikron boyutuna öğütüldükten sonra, yağ, su, alkol veya bunlara benzer taşıyıcı bir sıvı içerisinde kolloid hale getirildikten sonra, makine parçasının istenen yerine iletilir. Taşıyıcı sıvının türüne bağlı olarak, grafit burada kuru veya yaş bir tabaka oluşturur. Kuru tip, fırın zincir ve arabalarında, motor silindirlerinde, deniz araçlarında ve kimyasal tesislerde, yaş tabaka türü ise, yüksek basınç altında, bilyalı yataklarda kullanılır. Ergitme pota endüstrisinde. Grafitin, dünya üretiminin hemen hemen yarısına yakın miktarı, bu alanda kullanılmaktadır.
Grafitin ergime derecesi çok yüksek olduğundan yaklaşık 4000 ok ısıya dayanıklıdır. Genleşme sabitesi çok düşük, mekanik yüklenmeye, kimyasal etkilenmeye ve sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklılığı çok iyidir. Isıyı çok iyi iletmesi ve dış yüzeylerinin bir sıvının metali kavrayıp tutmayacağı şekilde kaygan olması gibi nedenler de özellikle döküm potaları için tercih edilen özellikler arasındadır. Bağlayıcı özellik kazandırmak için ağırlığının yarısı kadar ateş kili veya kömür katranı, istenen özellikleri kazandırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla da kum, ateş tuğlası ve asbest gibi ilaveler yapılır. Karışıma giren maddelerin oranı, kullanılış amacına göre değişir. Pota için elverişli grafit türü, ince taneli, ortalama tane boyu 0,3 mm, yoğunluğu fazla, kül ve kükürt içermeyen, yüksek tenörlü, %85 veya daha fazla grafitleşmiş karbon içerendir. Kül içerdiği takdirde külün ergime derecesinin yüksek olması çoğunlukla siri lanka tipi istenir. Döküm sanayinde %40-60 grafitleşmiş karbon içeren grafit tozlarının asıl kullanıldığı yerler dökümhanelerdir. Kil ve kumla karıştırmak suretiyle döküm kalıpları yapımında kullanılır. Bentonit veya olivin ile karıştırılıp öğütülmüş kok kömürü tozu ve petrol koku bu sanayi dalında grafiti ikame edebilmektedir. Kurşun kalem ucu, işlenmiş kaolen, bentonit ve grafit karışımından yapılır. Bu kullanıma en uygun grafit türü, ince taneli ve kompakt olanıdır. Yumuşaklığı nedeniyle daha çok doğal grafit tercih edilir. Saflığının yüksekliği oranında bu alandaki kıymeti artar. Düşük kaliteli kalem uçları için amorf grafit kullanılır. Her iki durumda da arzu edilen grafit türü, aşındırıcı madde, kuvars gibi, içermeyen ve %96 oranında grafitleşmiş karbona sahip olandır. Motor ve jeneratör fırçaları imalinde. Bu malzemeler, yüksek sıcaklıktaki amorf veya damar türündeki doğal grafitten yapılır. Bu amaçla uygun grafitin grafitleşmiş karbon miktarı %85'ten fazla olmalıdır. Grafit fırça yapımında zift, katran veya reçine ile bağlanmış grafit ve metal tozları, bakır veya gümüş kullanılır. Grafitin diğer kullanım alanları. Son senelerde kuru pil sanayiinde bol miktarda grafit kullanılmaya başlanmıştır. Bunun için pul türü, levhamsı ve grafit tozu en uygun olup en az 85 grafitik karbon içermesi gereklidir. Grafit ayrıca uçak sanayiinde belirli jet motoru parçaları ve uçak parçalarında büyük ölçüde ağırlık azaltılması için grafit flamanla kuvvetlendirilmiş kompozit malzemeler kullanılır. Bu tür malzemeler aynı zamanda spor malzemelerinde de kullanılmakta olup otomobillerde kullanılabilirliği konusunda da araştırmalar yapılmaktadır. Grafit, atom reaktörlerinde, ilaç üretiminde, metalurji sanayinin çeşitli dallarında çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Toz metalurjisinde grafit, yatak malzemesi yapımında ve çelik imalinde, çeliğe, karbon sağlayıcı olarak iki ayrı amaçla kullanılır. Grafit, toz harman malzemenin sıkıştırılmak suretiyle şekillendirilmesi sırasında yağlayıcı olarak, bu materyalin sinterlenmesi sırasında ise metal oksitleri indirgeyici olarak görev yapar. Demir, çelik üretiminde kullanılan grafit çok saf olmalıdır. Diğer bazı metallerin üretimindeki gerekli grafitin aynı derecede saf olması o kadar önemli olmayabilir. Grafitin saflığı, tane boyutu, boyut dağılımı ve nem durumu gibi faktörlerin değişimine bağlı olarak aşınma ve sürtünmesi istenilen düzeyde kendinden yağlı yataklar imal edilebilir. Bu sahada kullanılan grafitin türü ve saflığı konusunda bir sınırlama yoktur. Aşağıdaki tabloda grafitin türlerine ve amaçlarına uygun olarak başlıca kullanım alanları belirtilmiştir. Grafitin kullanım alanları. Kullanma amacı. Kullanıldığı alanlar. Refraktörlük veya dayanıklılık.
refrakter tuğlalar, döküm boyaları, potalar. Yatay mufi fırınları, retort. Soba boyaları, elektrotlar. İletkenlik. Motor ve jeneratör fırçaları, pil tozları. Fren astarları, elektrotlar. Basım, elektro tipping, ısı değiştiricileri. Karbon verici. Karbon yükseltici. İzabe işlemleri. Nükleer moderatörler, nötron yavaşlatıcılar. Yağlayıcılık. Yağlayıcılar. Motor ve jeneratör fırçaları, barut cilası. Lastikler. Kurşun kalemler, yataklar. Tohum ve gübre kaplama, fren astarları. Piston halkaları, segmanlar, motor gömlekleri. Kimyasal asallık. Pontalar, yapıştırıcılar, boyalar. Refraktörler. Pil karbonları, döküm boyaları. Az temizleyiciler, kazanlar, soba boyaları. Üretim. Dünyanın en önemli grafit üreticileri: Çin, Meksika, Hindistan, Brezilya, Avustralya, Avusturya, Çekoslovakya, BDT, Ukrayna, Sibirya, Orta Urallar ve Çakaroski bölgelerinde, Kanada, Norveç, Madagaskar, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, G, Afrika, Zimbabwe, Sri Lanka, Burma, Romanya ve Kore'dir. Dünya grafit üretiminin 2/3'ü amorf grafittir. Üretim yöntemi ve teknoloji. Dünyada grafit, kristal damar tipi, levhamsı veya amorf taş içerisinde mikro kristalcikler halinde, dissemine durumda bulunmakta olan grafit, şekilde teşekkül etmekte ve bunlar genellikle yeraltı madenciliği, yalnız levhamsı grafitler bazen açık işletme metodları ile üretilmektedir. Grafit, ham cevher içerisinde %20-30 oranına kadar çıkabilmektedir. %5'ten aşağı grafit içeren yatakların işletilmesi genellikle ekonomik değildir. İşletme yöntemi, genellikle cevherin bulunduğu yere ve grafit türüne göre değişmektedir. Grafit cevherinin zenginleştirilmesi ise, yatakların çok büyük değişiklikler göstermesi nedeniyle farklı metodlarla yapılır. El ile temizlemeden, boyutlandırmaya, ağır sıvı ayırımında yüzdürmeye ve hatta çok fazla saflığının gerektiği durumlarda, kimyasal saflaştırmaya kadar değişen çeşitli zenginleştirme yöntemleri uygulanabilmektedir. Ufalama yolu ile zenginleştirmede en büyük sorun, özellikle pulsu grafitin bu ufalanma sırasında boyutlarının küçülmesidir. Küçük boyutlu grafitin de fiyatı düşüktür. Amorf grafitte en büyük sorun kilden ayrılma veya grafit, kuvars ile beraber ise, öğütülme maliyetlerinin yüksek oluşudur. Türkiye'de durum. Türkiye'de grafit çalışmalarının Maden Dairesi ve MTA Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 1941 yılında başlamış ve 22'yi aşkın bölgede ekonomik değere sahip az sayıda yatağın varlığı saptanmıştır. Bunlar özellikle İnebolu, Abana, Yozgat, Akdağ Madeni, Çığmış, Bandırma, Kütahya, Altıntaş, Oysu, Muğla, Milas, Adıyaman, Sincik, İzmir, Tire, İstanbul, Çatalca, Aydın, Germencik ve Artvin yörelerinde bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde teknolojinin, MTA şartlarının gelişmesiyle birlikte, yapılan grafit aramalarında kaliteli Balıkesir Susurlu Kiri Kristalen grafiti, ayrıca Konya Derbent civarları ve Kastamonu civarları umutlu grafit sahaları izlenimi vermişlerdir. www.madenpark.com Türkiye'nin maden portalı. Ürünün Türkiye'de bulunuş şekilleri. Türkiye'deki hemen hemen bütün grafitler, dünyadaki amorf grafit sınıflamasına girmekte ve çoğu kayaç içerisinde dissemine halde dağılımı mikrokristalen özellikte oluşumlardır. Balıkesir Susurluk, İnebolu, Yozgat ve Adıyaman grafit oluşumlarının, Türkiye'nin en iyi grafitleşmiş karbonunu içeren bölgeler olduğu, Kütahya, Bandırma, Konya, Kastamonu ve Muğla'daki oluşumlarında yer yer grafite varan özellikler gösteren fakat daha ziyade semigrafit, metantrasit özellikleri arasında geçişler gösteren olumlar olduğu. MTA laboratuvarlarında değişik zamanlarda yapılan analizler sonucu tespit edilmiştir.
Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde görülen grafite benzer diğer oluşumlar ise daha ziyade metantrasit kömürleşme derecesindeki organik maddenin nispeten daha az metamorfizme geçirmiş olduğu oluşumlardır. Rezervler. Türkiye'deki mevcut grafit oluşumlarının ancak 3-5 tanesi ekonomik olarak önemli olup, bunların da mevcut ülke teknolojisiyle zenginleşme problemleri vardır. Bu yüzden, ancak tenörünün yüksek olması gerekmeyen alanlarda, mevcut zenginleştirme olanaklarıyla cevherin zenginleşebildiği kadarıyla veya orijinal cevherin kullanılabilmesinin mümkün olabildiği durumlarda tüketilebilmektedir. Bilinen grafit zuhurlarının çoğunun rezerv etütleri tamamıyla yapılmadığından, bütün yataklar için görünür rezervlerin verilebilmesi mümkün olamamaktadır. Ancak bunlardan ümit vaat eden grafit yataklarının yeri, rezervi ve tenörü, C içeriği, hakkındaki bilgiler ve yaklaşık değerler tabloda gösterilmektedir. Balıkesir Susurluk grafiti doğal haliyle yüksek sabit karbon, %70'ler civarında, içermesi ve iri kristalen yapısı ile bir anda dikkatleri üstüne çekmiş ama Bursa yolu kenarında kalması yüzünden bir türlü işletilmeye alınamamıştır. Türkiye'nin başlıca grafit zuhurları. Yozgat Akdağ Madeni. İnebolu Abana. Aydın Germencik Habibler İzmir, Tire Karamersin İzmir, Tire Çeşme. İzmir Tire Başköy. İstanbul, Çatalca Domuz Deresi. Mersin, Anamur, Bozyazı Adıyaman, Sincik. Muğla, Milas. Kütahya, Altıntaş, İki Saha. Bu yataklardan Muğla, Milas, Ören, Yoğunluk Dere, yöresindeki meta antrasit semigrafit oluşumunun görünen rezervinin 510.000 ton civarında olduğu da sahipleri tarafından iddia edilmektedir. Balıkesir Susurluk yöresi, Konya ve Kastamonu civarlarındaki oluşumların henüz rezervleri hesaplanmamıştır. Bunların dışında yurt içi piyasasına grafit adı altında verilen sabit karbon oranı yüksek bazı meta antrasit oluşumları mevcut olup, bunların rezervi hakkında ekonomik önemi olmadığı düşüncesiyle bir çalışma yapılmamıştır. Gerek bu oluşumların grafitleşme değerlerinin düşük olması, gerekse diğer oluşumların çoğunlukla killerle birlikte bulunması yüzünden çok iyi zenginleştirilemedikler ve iç piyasanın tüm ihtiyacına bu yüzden cevap veremedikleri tespit edilmiştir. Şüphesiz bu grafit ve metantrasit zuhurlarının tüm rezervlerinin iyi tespit edilerek zenginleştirme problemlerinin halledilmesi ve iç piyasaya en kısa zamanda arz edilebilir duruma gelmesi en arzulanan durumdur. Türkiye'de grafiti ham olarak tüketen sanayi dalları kurşun kalem ve döküm sanayidir. Ayrıca boya yapımcıları da ithal grafit kullanmaktadırlar. Bunların dışında demir ve çelik fabrikalarının kullandıkları büyük çaptaki hazır grafit elektrotları da dışarıdan satın alınmaktadır. www.madenpark.com Türkiye'nin maden portalı. Döküm sanayinde kullanılan grafitte %60-70 oranında sabit karbon aranmaktadır. Gerek döküm, gerekse kalem sanayinin istediği grafit türü iç üretimle karşılanamadığı için ithal edilmektedir. Ancak bazı pik dökümü yapan imalathaneler, Milas ve Kütahya yörelerindeki sabit karbonu hayli yüksekçe olan semigrafit, metantrasit oluşumlarından taleplerini karşılayabilmektedirler. Bazı boya imalatçıları da aynı malzemeyi kullanmakta ise de, ürettikleri boya, yüksek ısılarda bozulabilmektedir. Ülkemizde önemli ölçüde kömür tozu da, bu oluşumlara karıştırılarak, bu alanlarda tüketilmekte, bunun da 10.000 tonu bulduğu iddia edilmektedir. Alüminyum sanayinin petrol koku artıkları da, bir ara grafit yerine kullanılmıştır.